Değerli çiftçi TV izleyicileri bir programında daha hoş geldiniz. Çiftçi TV stüdyolarında yaklaşık 2 saat boyunca olacak birlikteliğimiz başladı. Ee, bugün neyi konuşacağız? Tarım ve hayvancılıkta şu anda gündemi. Meşgul eden e, Hatta son başvurusu için Son günlerine gelinmiş olan 30 bin hibe desteği için e, Bir program yapacağız Bununla birlikte bu desteklerde Aranan özellikler aranan şartlar Nelerdir bunlardan bahsedeceğiz Nelere veriliyor Nasıl koşullarda veriliyor bunları anlatacağız Hemen size Bununla birlikte maalesef Konuş konuş bitmeyecek bir şey olan işte ülkemizdeki tarım ve hayvancılığın sorunları işte devlete düşen görevler yöneticilere düşen görevler akademisyenlere düşen görevler bizlere düşen görevler nelerdir? Bunlarla ilgili çok kısa çok özet bir şekilde belli başlı noktalara dokunacak şekilde bir program yapacağız sizlere yine yetiştiricinin ve üreticinin tarım ve hayvancılığı bırakmasındaki sosyoekonomik koşulları ve sebepleri ...gözden geçireceğiz. Bu yönden... ...bir bakacağız. Ee, her zaman şikayet ediyoruz. Öyle diyelim. Özellikle yetiştirici... ...bazında hep şöyle olsun... ...böyle olsun, şunu yanlış yapıyorlar... ...bunu yanlış yapıyorlar... ...gibi şikayetler alıyoruz. evet. Bir de bunun öneri kısmını... ...sizlere anlatacağız. Hep şikayet ediyoruz da neler yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğiz sizlere. En sonunda yine yetiştiriciye... ...üreticiye düşen... ...görevler. Hani diyoruz ya... E, i̇ğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batıralım diye e, Bunlardan biraz bahsedeceğiz Bugünkü konuğum Umut Pamuk Kendisinin bir tarım ve hayvancılık işletmesi söz konusu Ve onun da aslında sahibi e, Umut hoş geldin Hoş bulduk, merhaba Teşekkür ederiz bize zaman ayırdın Değerli ben vaktini bizimle paylaşıyorsun e, Ben seni daha önceden tanıyorum Daha önceden seninle bir program yapmıştık Bilgilerini, e, bu bilgileri de edinirken yaptığın araştırmaları biliyorum. Evet. Bilgilerine güveniyorum. Fikirlerine değer veriyorum. E, o yüzden seni konuk etmek istedim. E, yine hem tarım ve hayv hem hayvancılık yapıyorsun. Dolayısıyla her evet. iki konuya da hakimsin. Evet. E, yine biliyorum ki programa gelmeden önce e, hani eş dost, eşraf derler ya onlarla konuştuğun, evet. e, Neler söylenebilir, neler anlatılabilir? Bir birikimini yaptın ve geldin. Evet. Ben tanıyorum ama. Öncelikle seni bir tanıyalım izleyicilerimizle. Tanıyalım sonra hı. konumuza girelim. İzleyicilerimiz <laughs> öncelikle merhaba diyelim. Ben Tekirdağ'dan e, geliyorum. Hı hı. E, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. E, Sonradan mı tarım ve hayvancılığa girdin yoksa doğuştan mı? E, Bunu vurgulayalım. Şimdi şöyle oldu Murat Bey. E, ben hikayeni biliyorum ama küçük de küçüklüğümüz evlisi. tabii şeyle geçti. Köyde geçti. Hı. Yani e, tarım ve hayvancılığı bir kere özümüzde var. <laughs> Onu söyleyelim. E, daha sonraki yıllarda e, şehirde yaşamaya başladık. Ee, orada çalışmaya başladık. Öyle bir süre devam etti bu Hı -hı. durum. E daha sonra anladık ki e, biz e, mutlu olamadık öyle. Köyümüze dönelim. E, atem çekti. Evet, evet. E, kaymağımız da var herhalde. Yani öyle derler ya genlerimiz de var. E, tekrar döndük, başladık. E, zaten bildiğimiz bir işti. E, bir de bizim aile işletmesi e, biliyorsunuz. Şimdi bildiğin iş, kendini yetiştirdin evet. ve geliştiriyorsun. <laughs> Hep de yapıyorsun. Hatta ben e, bu program için seni tekrar aradığımda yine sordum. Gidiyor musun hala? Evet. İşte fuarlara, festivallere, evet. işte toplantılar yapıyor musunuz? Gibi. Evet. Cevabı da olumlu cevap almıştım zaten. E, bugün neyi konuşacağız? Başta da bahsettiğimiz için öncelikle bu hatta 12'sinde başvurular bitiyor. 30 bin liralık destek, hibe, işte köye dönüş evet. e, veya genç girişimci. Yani adı her yerde değişebiliyor. Evet. Bu 30 bin'lik destek hakkında bilinmeyenler var. Neleri e, yerine getirmemiz gerekiyor? Nasıl şartlarda veriyor? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Hı hı. E, arkadaşlarımdan öncelikle ben rica edeyim. E, sevgili arkadaşlar bu bizim destekle rehberle ilgili e, slaytımızı bir ekrana verelim. E, onun üzerinden devam edelim. Şimdi orada bir hı hı. açıklama var. Tabii aslında o açıklama çok uzun bir açıklama. Ama ben belli başlı kriterler var. Yani dikkat etmesi gerekenler. Hemen oradan bir şey yapalım. Mesela et et üretim amacıyla yetiştiriciliği yapılan Angus, Herport ve Şarole ırkları. Ee, buna özellikle vuruyoruz. Yani etçirk yetiştiriciliği yapılacak ve bu desteğe başvurulacaksa bu ırklar olması gerekiyor. Genç çiftçiden kastımızda 18-40 yaş arası e, olması gerekiyor. Bunu söyledik ve gerçek kişi. Herhangi bir tüzel kurum veya kuruluş olmayacak. Evet. Kapama bağ bahçe dediğimizde de proje kapsamı tek türlü dikim normlarına uygun olarak toplam alan üzerine tesis edilmiş alan. Kırsal alan nüfusu 20.000'den az olan yerleşim birimleri olarak geçiyor. Öyle söyleyelim. Diğer e, hemen slaytımızda ikinci slaytımızda geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu hepsi değil sadece belli başlı dokunulması gereken yerler vardı. Onları hemen şey yapalım. Kombine ırk hem süt hem et üretimi amacıyla yapılan montofon ve simental. Bu ilk ırk üzerine destek yine veriliyor. E, sertifikalı fidan, yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlar düzenlenen fidan sertifikasında fidan sınıfı sertifikalı olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin, çiftçinin dikim diktiği fidan e, sertifikalı tohum yine kez daha sertifikalı tohum olmak zorunda yöresel ürününde değişik bölgelerimizde üretilen ve üretildiği yöreye has tat aroma bileşim özellikler sahip olan ürünler yani örnek verecek olursak kaymak Afyon kayma e, sarımsak işte belli bir e, Kastamonu'na Kastamonu özellikle yapılan evet. ka e ürün <laughs> olarak söyleyelim. Gibi yani yöresel anlamda e bağdaşlaşmış ürünlerden kastediyoruz. Evet. Şimdi e bunlar belli başlı kriterlerde o sayfalarca aslında bu. Ama orada dikkat edilmesi gereken şeyler olduğu için bunu verdim. İstenecek belgelerle ilgili slaytımıza da girelim arkadaşlar. Şimdi onları bir gözden geçelim sonra da bunun üzerine konuşacağız zaten İstenilecek belgelere bir verelim. Çiftçiden istenecek belgeler. E, onun üzerinden devam edelim. Şimdi genç çiftçi başvuruda suda taahhüt ettiği kırsal alanda ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi. Bitkisel üretim konulu projeler için gibi sözleşmesi imzalama tarihi itibariyle mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan yatırım partiyle ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan tek yıllık bitkisel üretim proje konularının en az 3 yıllık çok yıllık bitkide üretim konularında ise 5 yıllık noter onaylı kira sözleşmesi yapılması gerekiyor. Arkadaşlar bu hibe sırasında verilecek istenen belgeler. Çiftçiden istenen belgeler ayrı bir slaytım olması lazım. 5 tane slaytımız var orada. Onlardan verelim. Onun üzerinden gidelim. Ee, hayvansal üretim konulu projeler için hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibariyle mülkiyeti başkasına ait iş sistem olan işletmeye ilişkin hissederler ve noter onaylı belgeler. Organik tarım var ise 1 Aralık 2004 tarihli ve 5262 sayılı organik tarım kanunu uygun vesaire 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 sertifikası olan belge. Başvuruda iyi tarım uygulamaları var ise kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile ilgili e, ee öyle bir kurulumun olduğuna dair bir belgeden bahsediyoruz. İşte Basıçlı sulama sistemleri var ise burada ziraat mühendisi veya uzman tarafından onaylanmış, e, çizilmiş proje onaylı belgesi gibi sözleşmeler var. Var mı daha başka arkadaşlar? Bir tane daha olması gerekiyor. E, do, dolayısıyla bunlar üzerinden gidecek olursak e, mesela burada TİGEM ile ilgili yani büyükbaş ve küçükbaş alımlarının TİGEM vasıtasıyla yapılıyor. TİGEM'den sağlanıyor. Sanırım orada eğer hayvancılık yapıyorsa hı hı. kendi aralarında da alım satım olacakmış herhalde. Öyle. Aynen öyle. Evet. Ee, yeni başlayanlar için TİGEM'le sözleşme yapılıyor. Başvuru aşamasında imzalı olarak sunulan taahhütleme sözleşme aşamasında noter onaylı olarak yine yenilenir. Hı hı. Ön ödeme ödemeden önce icra takibinde olmadığına dair belge, CKS, proje kapsamı onaylanmış evet. vesaire vesaire diyebilir diyelim. Şimdi biz yayından önce de konuştuk. Böyle bir uygulama söz konusu. Genelde evet. beni arıp soruyorlar hangi şartlara ait olmak gerekiyor gibisinden. Yani nedir bu diye. Ben de ki ciddi anlamda aslında ilk defa bu işi yapabilecekler için hem şartları bana göre ağır hem de çok böyle kafa karıştıracak bir sürü madde var. Şimdi okuyoruz. Okuyoruz. Ben biliyorum ki ekran başındaki seyircilerin yarısı zaten anlamadı. Yok. Ben bile bakıyorum yani ne söyleyeyim ne söyleyeyim. Çünkü çok uzun. Bir sürü şey var. Ee, bu da kolaylaştırılamaz mıydı? Ya da bu 30 bin liralık destek e, biraz sonra hani hangi <laughs> şartlara haiz olmalı yetiştirici? Kendi açısından bunun üzerinden konuşacağız. Bu konudaki fikrini almak isterim. Ee, 30 bin hibe destekli proje güzel bir proje. Hmm. Ama e, şimdi bunun burada altını çizmek lazım. Ee, zaten e, bulunduğu sektörde hayvancılıksa hayvancılık, e, tarımsa tarım konularında bu işiyle uğraşan arkadaşlar için çok güzel bir proje. Hı -hı. Öncelikle tebrik etmek lazım yapanları. Ee, daha oraya gelmedik sanırım ama e, hanımları falan da kapsıyor. İşte tabii bu, tabii o ülkemizdeki o başka şeyler e, e, hanımların da... Şimdi oraya gelmeden önce buraya <laughs> kadarki kısmı konuşalım Hı -hı. Anladım, diye şey yaptım. Anladım. E, şimdi bir sürü var madde. Hepsini teknik tek üzerine geçeceğiz. Çok böyle yığılmasın, yorulmayalım Hı -hı. diye şey yapıyorum açıkçası. ya yani buraya kadar hep dediğimiz gibi e, şu o olacak, bu olacak, şu ÇKS belgesi, bu o noter onaylı belgesi, şu sözleşmesi, o su, bu su falan filan. Ciddi anlamda e, ya lanet olsun neye uğraştırıyorsunuz bu kadar diyen ben bir sürü evet. girişimci biliyorum. Evet. Hatta vazgeçenler de çok oldu. Bununla mı uğra, 30 bin lira için değer mi çok diyenler falan. Evet. Ki biz yine yayından önce konuştuk. Şunu dedik. Ee, ya Bu 30 bin lira aslında, e, aslında bu işi yapanların e, örnek veriyorum ağrını yenilemek istiyorsa alabileceği, işte hayvan sayısını arttırmak istiyorsa bir yardım, bir destek. Evet, evet. Aslında öv, o anlamda. Örneğin de verdik hatta evet. yani çok burada atıyorum 30 tane koyunla 40 tane koyunla 30 bin lira karşılığı için konuşuyorum. Koyunla koyunlukta zaten bir şey yapamazsın. Mümkün değil. Kazanamazsın. Yani öyle bir tabii kar yok yani kar marjları düşük 30-40 ki 40, büyük başla bile Hı. o rakamları yani ayakta durabilmek, büyük işletmeyi yürütmek büyük çok zor. Büyük baş yapacağım 30 bin lira alacağım iyi bir şey olsa 3 tane hayvan. Evet. Doğru mu? Ya 3 tane hayvanla ben ne yapacağım ne evet. kazanacağım? Evet. Ne kadar anlamı var? Mümkün değil. Ya burada tabii e, konuşacağız bunları ama yani her şey... zaman olduğu gibi bazı yani yapılan bir uygulama ya da bir plan var ama hep eksik. Evet. Hep bir yerde açık var. Üzerine yorumlanabilir bir sürü şey var. Var. Ya biz hep söylüyoruz ee, devlet tarafından yapılacak, yapılması öngörülen şeyleri mutlaka konu hakkında uzmanlı olan kişilerce kişilerle toplantılar yapılarak öngörüler. Fikirler alınarak, yani şimdi ben çok net bir şey söylüyorum. Bu yapılırken bir daha söylüyorum. İsmen çok güzel bir şey. 30 bin lira devlet veriyor. bak Burada ismen çok güzel bir şey ama bu karar alınırken sağdaki kaç tane personelle konuşuldu? Sağdaki yetiştiricilere ne kadar sağlıklı bilgiler alındı? Hı. Ne yapalım, ne yapmayalım anlamında. Doğru mu? Doğru. Yani sana gelen olmadı, bana gelen olmadı, benim çevremde duymadım, senin çevrende duyulmadı. Anlatabildim mi? Yani Hı. Bir şey çıkıyor. da Neye göre çıkartılıyor? Yani proje bu işte uğraşanlar için iyi. Yani e, Aynen, e, uğraşanlar nasıl... için iyi ama <laughs> biz evet. biliriz ki şart yok askeri maaşın üçte biri geliri aile bir yani toplam evet. aile geliri için konuşuyorum Şartlar... İşsiz olacaksın sigortasız olacaksın yapacak hiçbir şeyin olmayacak şöyle olur yani yapan için zaten bir şey evet, yok. Evet evet, evet evet Yani sahada biraz daha çalışıp hazırlanması gereken Hı -hı. bir Hı -hı. projeymiş dediğiniz gibi. E, o gelir düzeyleri vesaire vesaire yani bunlar gerçekten çok şey yapıyor insanı zor durumda yani bırakan durumlar. Zaten e, şimdi eğer sen diyorsan ki ben işte 20 binin altında olacak evet. örnek veriyorum. İşte sigortası olmayacak çalışmayacak evet. puanlama sistemini birazdan konuşacağız. Bir puanlama <laughs> sistemi var orada en yüksek puanı örnek veriyorum. İşte ilkokul mezunu, ortaokul mezunu. E kişilere verecek vesaire. Evet. Burada yanlış anlaşılmasın. Kimseyi küçümsemek gibi bir düşüncem yok ama öyle bir uygulama yapılmış ki. Şimdi zaten bunlardan yoksun olan kişi bunlarla uğraşamaz bile. Evet. Doğru mu? Evet. Bugün 21'nin altında yani kırsal kesim olarak 20 bin. Batıda mı daha çok var, doğuda mı var? Evet. Doğuda daha çok var. Örnek veriyorum. Ya da işte lise mezununa örnek verdim. İşte şu kadar puan veriyorum. İlk mezunu bu kadar daha şimdi çok önemli. Çünkü batıda ne kadar çok lise mezunu var <laughs> piyasada. Evet. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Bana gelen telefonların çoğunda bu işi sadece işte e, tavukçulukla alakalı girişimcilikte bir faydası fayda var. Sağlayabilir. Evet. Ciddi anlamda var. İşte biraz arıcılık da var evet. fayda Ama tamam. büyük baş küçük başta. Evet. Bir de şimdi şu önemli, Şunun altını çizelim. Yani e, gelir düzeyi vesaire Hı -hı. çok onlar belirliyor. Onu hep konuşuyoruz Yani e, şimdi o gelir düzeyinde Hı -hı. olan biri köye döndüğünde. Yani verilen 30 bin liralık, hmm. hadi yani o da üst limit 30 bin. Aynı üst tabii e ya 10 da olabilir, 15 de olabilir. Peki, falan. Peki o gelirle köye dönen biri e farz edelim 30 bin liralık hmm. da hayvan e proje kazandı, e onaylandı, aldı. Yani bu Yine geçinemez ki. Yani bu mümkün değil. Yanında ya ekipmanlar olması lazım ya. şeyler olması e, tabii lazım. Tabii tabii şimdi şey yapacak hani. Hani bu anlamda ha, haiz olması gereken şartlar yani ihtiyacının haiz olması gereken şartlar ama onları bir konuşacağız ama. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hibe'de istenen yani isenem belgeleri devam edelim. Ee, orada hibeden sonra yani aldıktan sonra da şeyler var. Ee, doğal risklere karşı tarsimden sigortalanması gerekiyor. Evet. Evet. bunları söyledik teknik şartname yani ne verildiyse konu hakkında proje çiziliyor. Bu şartnamenin esas olduğuna dair e, belgeler istenecek. Devam edelim arkadaşlar. İstenen belgelerden devam edelim. E, genç çiftçi Tigem tartim. yani bunların işte hep yani bak, böyle <laughs> bir şey ki bir madde aynı maddenin aslında farklı şekilde cümlesi 3 madde sonra bir daha var. Biraz. Yani o kadar çok kafa karışıyor. E, hibe ödemesinden sonra 2 yıllık takip süresinde takip yılının Haziran ve Ekim ayları içerisinde ikamet yap belgesi. Tabi orada ikamet etmen gerekiyor vesaire. Evet. E, kurs bitirme belgesi yok ise 2 yıl içerisinde bunu alman lazım. Bir kursa gitmen lazım. Evet. E, Tarsim sigortası yine mesela Tarsim ilgili 3. yıldır aynı şeyleri de. Devam edelim arkadaşlar. İstenen belgeleri bitirdik herhalde. Bir de proje konularına bakalım. Proje konularından devam edelim. Orada da hemen üç tane şeyimiz var. Mesela hayvan üretime yönelik büyük baş ve küçük baş hayvancılık projelerini, arı ve arı ürünleri, kanatlı ve ipek böceği yetiştiriciliği projeleri. Bitkiselde ise kapama ve bahçesi fide, fidan, diş edilen süs bitkileri, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı. Devam edelim projeleri bunlar var. Tabii bunları biz söylerken şunu da hemen vurgulamak lazım. Bir de normalde önerilen projeler var ama ben oraya değinmedim. Çok geniş çaplı yine o bir şey. Hı. Yöresel ürünler ve tıbbi ve aromatik bitki üretimi. Tıbbi ve aroma, aromatik bitki üretimi işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile ilgili. Coğrafi işaretli dediğimiz gibi hani işte kaymak <laughs> nerede, sarımsak nerede, mandalina nerede, portakal nerede gibi. Hı. Yerli gen kaynakları kullanılarak organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeler. Coğrafi yine coğrafi ikinci geliyor. Coğrafi işareti olan gıdaların üretim konulu projelerini kapsar. Hı. Son muydu arkadaşlar bu? Bir tane daha var mıydı? Evet yukarıdaki bitkisel üretim konularında örtü altı ve mantarcılık projeleri hariç. Diğer projelerin uygulama alanları birden fazla parselde oluşuyor ise bu durumda en küçük parsel iki dekardan az olamaz. Parseller mutlaka birbiriyle bitişik olacaktır. Parseller en az bir tanesi proje uygulayacak köy sınırları içerisinde içinde olacaktır. Zaten bir tanesi içerisinde oluyorsa iki, en az iki tane olduğuna göre ikisi köy içerisinde oluyor aslında. Hı. Aşağıda bitki şey, üretimi, yerel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması, paketlenmesi yönelik tavsiye projeler haricinde biraz önce bahsettiğim tavsiye projeler de var. En çok kabul görülmesi onların daha büyük avantajı. Hı. Ee, başvuru yapabiliyorlar. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan projesi işletme proje ölçeğinden en az 150 daha büyük kapasiteli olmalıdır. Yani bir proje veriyorsun ama bunun kapasitesi %50'si yani 10 baş hayvanlık bir 10 büyük baş hayvanlık bir proje veriyorsan aslında orası 15 büyük baş hayvanlık bir yer olmalı. Olmalı. Her evet. şekilde diyelim. Şimdi konu bundan ibaret. Evet. Biz bile okurken karıştırıyoruz. Evet. Ki beni <laughs> aradıkları zaman <laughs> ee, çok açık ve net bu kadar şeyi anlatmak çok uzun süre için diyorum ki tarım ilçeye gidin Onlar size yardımcı olacak da çünkü onların bilmesi gereken e, bir mevzu zaten. Ee, çok, kafa çok kafa karıştırıyor. Çok sıkıntılı. Ee, devam edeceğiz aranan şartlar vesaire. Orada işte bayan olmak, işte engelle şehit ailesi vesaire olmak artı beşler bir tablomuz var evet, bahsettiğim evet. gibi ondan bahsedeceğiz. Ama reklam arası geldi. Biz anlamadık. Reklam arası geldi. Reklamlardan sonra daha net bir şekilde konuşmaya devam edelim. Sevgili seyirciler bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra biz Umut'la beraber burada olmaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler programımıza devam ediyoruz. Sizler de bize sorularınızda yorumlarınıza katılmak isterseniz 0212 709 58 00 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi hemen arkamda da görüyorsunuz hangi şartlara haiz olunmalı aslında bunu konuşacağız şimdi. Genç çiftçilerde aranan şartlar. Genç çift dediğimiz 18-40 yaş arası söylemiştik. Ee, okur yazar olmak. Başvuru tarihi itibariyle ücretli çalışıyor olmamak. Ee, örgün eğitime devam ediyor olmamak. Ee, herhangi bir başvuru tarihi sırasında KDV gerçek ve basit usulü vergi mükellefi olmamak. Yani bahsettiğim gibi herhangi bir şirkete sahibi olmamak. Ee, ve diğer projede hibelerden destek almamış olmak veya almıyor olmak diyelim. Başvuru ee, bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı? Yani haizlikten kastım tamam bu bir şart, aranan şartlar ama bunun dışında yetiştiricinin de düşünmesi gereken bazı şeyler var değil mi? Evet. Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi burada e, en önemli şey 18-41 yaş diyor ya. Hı hı. Bence ilk önce e, baş şart şey olmalıydı. Bu e, başvurduğu projede e, bu konu hakkında tecrübesi olup olmadığı söyleniyor. Şimdi çünkü evet. şimdi bunu okuyan herkes sadece bu kısma bakarak hani biz biraz önce ilk e, pro, yani evet. yayın kısmında bir sürü şey okuduk. Bir sürü şey okuduk ve aslında e, hiçbir şey anlamadık. Evet. Net. <laughs> buraya konuştuğumuz zamanda da şu anda ekranda sevgili seyirciler görüyor zaten. E, buraya konuştuğumuzda zannediyoruz ki ha, ben bunların şartlarının hepsine uyuyorum hadi gideyim. <laughs> Alacağım. Şimdi biraz önce tabloyu da konuşacağız zaten. Evet. E, öyle bir şey yok dediğin gibi aslında. Normal işte yeri var mı, tecrübesi var mı, yok mu? Bu Kendi, hayvanlara misal e, ya da ekecek tarlası var mı? Ya da tarım yapacaksa bunları aynen. işleyecek tarlası var mı? var mı, orman arazisi evet. var mı? E Şimdi bunu almakla olmuyor. Müşterisi <laughs> var mı, pazarı var mı? Doğru var. mu? Evet. E, hevesi var mı, isteği, var, i̇steği mı? var mı? Üç gün sonra ya bu iş pismiş, yok güneşin altında yapılmıyor, yok. Ee, yağmurun altında, karın altında yapılmıyor. Yok hastalık bulaşıyor. Evet. Biraz önce konuş, biraz sonra evet. konuşacağız zaten. Ee, Oraya geleceğiz Yani evet. vazgeçip ya yani insanın kendisini bir bilmesi lazım, Bilmesini doğru mu? Lazım. Şimdi sensiniz. E, baştan bu işe karar vermeden önce insan şunu demesi lazım Murat Bey. E, ben bu işi yapabilir miyim? Ya da ben ne istiyorum? Hı -hı. Bir kere ona karar vermesi Hı -hı. lazım. E, çiftçilik çok zevkli bir meslek. E, fakat çok farklı bir yaşam Şarkatli. tarzı. hayat, Her şeyden vazgeçiyorsun. Yani. yani Bütün hayatınız değişecek. Ee, bu konuda çok iyi bir kere öncelikle insan kendini e, yapabilir miyim, yapamaz mıyım noktasında sorgulaması lazım. Diyelim bir telefonumuz var. Umut evet. önce onu alalım, bekletmeyelim. Buyurun. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi yayınlar. Paşa merhaba, hoş geldin. Ee, sesim geliyor mu? Geliyor, alıyoruz. Buyur. Hoş geldin. Muğla'ya selamlar. Yap. Ben sizin projenize bir bu genç çiftçi projenize bir aracılık alanında kısa bir göz attım. Aha. Bu projede yazmışlar 40 kovan arı. Hı hı. 5 çıta olacak şekilde. Neyse ben onu bir kısa bir şey yaptım. Bu hesaplamalar nasıl yapılmış? Bizim ben bunun kursuna gittim. <laughs> Kursunu gördüm. Birkaç tane arım da var. Oradaki proje bizim burada aşağı yukarı 14-15 bin liraya mal olacak bir proje. Onun altına 30 bin lira yazmışlar. Hı hı. E, 40 kovan yazmışlar. Kovanlarda depo yok. Hı hı. E, sade kuluçkalıkla beraber. E, bu nasıl oluyor? Yani e, 15 bin liralık bir e, şeyi 30 bin lira... E, buna kafam takıldı. Şimdi şöyle söyleyeyim hemen. Ee, biraz önce de biz program başında da söyledik. 30 bin aslında 30 bin liraya 30 bin liraya, 30 bin liraya kadar burada bir <laughs> e, algıda bir şey var. Yani sizin yaptığınız <laughs> proje ya da yapacağınız iş örnek veriyorum 10 bin liralık bir proje ise toplamda 10 bin lira alıyorsunuz zaten. Yani direkt sana 30 bin lira veriyor. Al 10 bin lirasını sen tabii. de alıp bunun 10 bin lirasını alıp 20 bin lirasını <laughs> cebe atmıyorsun. Onun bir maliyet hesaplaması ee, ya Tabii olması. yani Hatta bazı projelerde bir proforma ya da fatura bedeli isteniyor. Hı hı. Getir ona göre hani bu projeyi kabul edeceğiz ya da etmeyeceğiz ya da görüşeceğiz diye bir şey var. Zaten e, şöyle bir şey var şartlarda rehberde yazar o e, ön başvuru talepleri alınıyor. İşte 12'sine bu ayın 12'si de son. Siz hı hı. bunları veriyorsunuz. 12 ile 16 arasında bunlar hep değerlendiriliyor. E, hatta ben dedim ya hani biraz önce. Örnek projeler diye bir şey var. Onu girmedim. Çok uzun çünkü o. Onlar üzerinden değerlendirmesi vesairesi yapılıyor. Sizin başvurduğunuzda arazi bedelleri Hı. yapacak işiniz mutlaka orada birileri bunun maliyet hesabını yapıyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla hani e, siz 10 bin liraya veya 15 bin liraya mal edeceğiniz bir şey için kalkıp 30 bin lira verilmiyor zaten. 30 bin liraya kadar üst limit. Öyle söyleyelim. Hı. Altında o rakam yazdığı için yani biraz kafa i̇şte, karıştırıyor. Kafa karıştırıyor. Algıda bir şey var. Bir... Bu tamamen biraz hani çekmek, kişiyi çekmek amaçlı yani, derlerdi ya pazarlama stratejisi diyelim. Ee, öyle bir şey bu. 30 bin lira kadar aslında bu. O direkt 30 bin lira kalkıp sana vermiyorlar. Hemen onu e, değiştirelim. senin vasıtasını. Anlatalım. Bu projenin altına bir yani biz bir ek yapabilir miyiz? Orada örneğin e, 40 kovan derken e, deposu olmayan bir kovandan bahsediliyor. Biz bu 40 kovan altına ek yapıp ya biz bunun deposunu da istiyoruz. Hı -hı. Örneğin bugün ayçiçeğine bal e, arı verecekler. Hı -hı. Biz bunun üstüne depo koyacağız. Ama bu depo vermiyor. Nasıl olacak bu iş? İşte burada altına ek bir proje yapabilir miyiz? İşte şunu söylüyoruz. Burada hani biz yine ilk bölümde şunu anlattık. Dedik ki Hı -hı. bir şey düşünülüyor veya yapılıyor ama Mutlaka bir yerlerde boşlukları var, bir yerlerde evet, sıkıntı evet. var, bir yerlerde üzerine yorum yapılıyor, bir yerlerde eksiklik var. Bu yüzden dedik bir bilene sorun sahaya inin. Bu nasıl yapılırsa en doğrusu bunu yapabiliriz diye yapın dedik ama her zaman olduğu gibi masa başında çoğu zaman masa başında olduğu için bu işler maalesef eksiklikler ya da aksilikler ya da üzerine yorum yapılabilecek boşluklar çıkabiliyor. Hı. Ee, onun üzerine yeni bir proje yapılıp yapılmayacağı konusunda zaten şartlar belli. O şartların dışında herhangi bir uygulamaya izin verileceğini ben düşünmüyorum, zannetmiyorum. Ya inşallah ben diyorum ki bu şekilde oradaki yazılı olduğu şekilde olmaz çünkü bu şeylere alan insanlar bayağı bir zorluk çekerler. Burada burada cevabı doğru da olsa yanlış da olsa cevap verecek bulunulan yerdeki tarım ilçe görevlileri. Yani doğru da olsa, Anladım. yanlış olsa onlar ne cevap verecekse onu yapmak zorundayız. Evet, evet, evet. Peki teşekkür ederim. Muğla'ya çok sağ selamlar ol. Paşa Aksoy. sağ ol. Hoşça kal. Evet, e, bahsettiğiniz gibi bir devam edelim. Kişinin e, ben bu işi yapacağım mı, yapamayacağım mı? Durumunda bir net olması net lazım. olması lazım. Yani üçü sonra gitmesi lazım. Tamam. Bir söylüyor tarım ve hayvancılık uzun vadeli bir şey. Hı. Şimdi e, şöyle devam edelim. Eğer yeni başlayacaklar hı -hı. için konuşacaksak, hı, -hı. Bir kere onu kendini şey yapması lazım, e, netleşmesi lazım. İkincisi e, hayvancılık yapacaksa e, oranın mere imkanlarını, su kaynaklarını, hayvanı e, tabii ki yem ihtiyaçları ulaşım, olacak. ulaşım, elektrik, ulaşımı, su, pazarlama, e, bu konularda bir sağ çalışması hmm. yapması hmm. gerekiyor. <laughs> Eksikliklerle e, başlanan iş doğru yürümez. E, gitmiyor evet. yani ee, sırf bu parayı almak için girişmenin bir anlamı yok Ondan tabii. sonra zararı cebinden yiyorsun. kesinlikle öyle yani <laughs> az önce de bahsettik ya zaten verilen tablolarda şunu gördük belirlenen gelir tablosuna göre o insanların 30 bin liralık hayvan aldığını varsayarsak oraya gidip e, hayatını idame etmesi mümkün değil o hayvanlarla. Yani, yani malum sektörün durumu malum. Hayvan yani, belli. Ya malum. da örnek bir bahçe yapacak. O bahçede olması gereken bir dekar hesaplaması var. Evet. Ee, ekilecek tohum miktarı var. Alınması planlanan ürün e, miktarı var. Bunların çok iyi hesaplanması lazım. Kesinlikle. Bu bir. Ee, i̇kincisi yaptığınız iş hakkında mutlaka bilgi sahibi olmanız lazım. Evet. Yani tamam ben işte okuru yazarım ama işim yok, gücüm yok. Ee, belli bir seviyenin altındayım. Bu işi yapacağım deyip zaten giremezsin. Burada eğer ki kurs denilen şey varsa bunu zaten örnek veriyorum, bunu zorunlu yapmak zorundasın. O eğer bile varsa, yeterli değil aslında mı? değil de... ama değil. bunu yani örneğini verdim. Bunu zorunlu yapmak zorundasın. Evet. İki, <laughs> e, şimdi biraz önce öneriler kısmına geleceğim ama çok yuvarlak konuşacağım. Madem böyle bir şey yapıyorsun, bir tesis kurarsın, doğru mu? Evet. Kişiyi oraya koyarsın, hem işi öğrenir hem oradan kazanır. Şimdi detaylarını konuşacağız birazdan. Evet. Dolayısıyla bir sürü şey yapılabilir. Şimdi burada e, mesela puanlama kriterleri var. bununla Sadece bunlara evet. sahip olmak, bu kadar çok şeyi, bütün her şeye uysan dahi 100 üzerinden 50 evet. yapabiliyorsun. 50 puan alabiliyorsun. Geçer not değil. Değil. Şimdi puanlama kriterlerini hemen söyleyelim. Sevgili kameraman arkadaşım da bana bir yardımcısı olursa <laughs> şunu hemen e, yakın planında göstereceğim. İşte 18-30 yaş arası e, şöyle göstereyim Selim alabiliyorsan hemen şöyle yapayım. Şimdi burada bir puanlama kriterleri var. Hemen okuyorum. Seyircilerimiz de görüyordur büyük ihtimalle. Biraz daha yakın alayım. Biraz daha yakın alayım Selim'ciğim. Hemen girebiliyorsak. E, başvuru sahibinin 18 yaşı 18-30 yaş arası ise 10 18-30 yaş arası kaç kişi köye döner Kö veya hayvancı <laughs> tarım yapar? <laughs> evet. Özellikle batı bölgelerde oturanlar için konuşuyorum. 30 yaşından büyüksen eğer, ee, şöyle söyleyeyim 8 puan. Gülüyor. 8 puan. Yani gençlere e, daha fazla Aynen öyle e, şans tanıyor. Görebiliyor muyuz arkadaşlar? Girebiliyor muyuz? Giremiyorsak hiç uğraştırmayın beni. <laughs> Bakalım. Şimdi ikametgah yerinin kırsal nüfus sayısı demiş. 1000 ve altında 10 puan. 1000 ve altında nerelerde bulunur Türkiye'de? Bunu iyi bir düşünmek lazım. 1000 ile 10.000 arası, 8 puan, 10.000-20.000 bin, bin arası. Görebiliyor muyuz? Girebiliyor muyuz arkadaşlar? Şuna bir girelim. 6 e, puan. İkametgah yerin il ilçe merkezinin uzaklığı. 40 kilometreden uzak ise 10 puan, 10-40 kilometre arası ise 8 puan, 10 kilometreye yakınsa 6 puan. Yani biz hani heh, böyle daha iyi gibi şöyle söyleyeyim. Ee, hem diyoruz, diyoruz ki biz arazinin işte yola yakınlığı, ulaşım, elektrik, Hı. su hem de 10 puan alabilmem için 40 kilometre uzak olmamız lazım. Ee, başvuru sahibinin eğitim düzeyi, okuma yazma bilen ortaokul 10 puan, lise ve üstü olursa 8 puan. Hı. Burada da yine bir şey var. Ee, şimdi büyük baş ve küçük baş hayvan yetiştirici yapılırsa 10 puan, bitkisel üretim, yöresel, tıbbi, aromatik vesairede yapılırsa 8 puan, kanatlı arı yetiştirliği yapılırsa 6 puan. 6 puan. Ee, burada bir ayrımcılık var. var. Doğru muyuz? Evet. Ee, ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunların hepsine haiz olsak bile yeterli. Bunların hepsine <laughs> haiz olsak bile 50 puan. Ekstradan yüze nasıl tamamlayabiliyoruz? Yerli gen yani coğrafi iş, işaretimsonu ya yani mesela fındık Karadeniz bölgesi işte örnek vereyim. Giresun fındığı veya Ordu evet. fındığı. Böyle olursa artı 5 puan alıyoruz. Beş puan. Fındı ben Sakarya'da yapmaya çalışırsam e, o 5 puanı almıyorum. Alamıyorsun. E, tarımsal üretim konuları eğitim alanlar işte bu kurs vesairesi olursa artı 5 puan alıyor. Evet. Almazsa alamıyor. E, kırsal alanda ikameti başvuru aşamasında kırsal alanda veya yatırım yerinde olan 5 puan alabiliyor. E, şehirden göçe hani normalde bu ne diyoruz? Köye dönüş. Köye dönüş. Doğru mu? Evet. Köye dönüş demek kişinin şehirde oturuyor anlamına gelir. Evet. E o zaman bu 5 puan alamıyorsun. Alamıyorsun. Ee... Çarpıp... <laughs> <laughs> başvuru aşamasında işletme veya yatırma konu arazi mülkiyeti kendisine ait olan kendisine ait yani tarla yeri veya tarım arazi kendine ait 5 puan alıyorsun evet. ama beni teşvik ediyorsun git köye dön bir şey yap orada yap e, diyorsun ama o 5 puandan beni mahrum ediyorsun. Çünkü benim yerim yok. Ben oradan evet. arazi kiralayacağım. Arazi kiralayacaksın. Oraya dönebilmem için. Ee, bugün birçok yerde arazi bedelleri yüksek. Satın i̇şte, alamam. Evet. Kiralamak zorundayım. Engelli, şehit, yakını, gazi olursa burada bir pozitif ayrımcılık var. Doğrudur benim için. Artı 5 evet. puan. Bayan, kadın olursa evet. artı 5 puan. Ki bunu isteriz. Bu iki madde çok güzel. Evet. Burada oturmuşluk evet. var. Buna bir güzel. şey diyemeyiz. İşte onun dışında işte sigortası olmayacak. Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücreti 1.30 artı 5 puan olacak. Evet. Ee, farklı planlar ve projeler olduğunu düşünüyorum. Bunun içerisinde ben çok açık ve net konuşuyorum. Yani bahsi geçen köye dönüş genç girişimci falandan ziyade başka şeylerin e, evet. yönlendirilmesi olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bunu konuştuk. Eee ne kadar anlamlı olup olmadığı konusu artık seyircinin kendi yorumuna bırakalım bunu. Bir daha söylüyorum sevgili seyirciler. 30 bin liralık destek dediğim gibi son 2-3 günü başvuru aşamasında. Ama ciddi anlamda yoruyor kişileri. Ben onu hem kendi adıma düşünüyorum hem de gelen telefonlardan işte veya sosyal medyadan ulaşanlardan bunu anlıyorum. Ve yine Umut'la hem fikir olduğumuz bir konu çok boşluk var. Çok üzerinden yorum yapacak şey var evet. ve e, bu daha çok işi yapan aslında işi yapan, i̇şi yapan... hani ekstradan hani hibeler destekler evet. muhabbeti gibi bir şey aslında bu ee, sıfırdan hiçbir şey anlamayan birisi 30 bin lirayla bu işe 30 bin tamamını da alsa bu işe girdi anda 10 gün sonra ağlayarak geri döner. Kesinlikle net öyle. yani bu Kesinlikle. açık ve yani net. O, o konuda ee, uyarmış olduk. Aynen olarak. öyle. Şimdi. <laughs> bizim asıl vurgulamak istediğim şey hani bunlar hep böyle yapalım tarım ve hayvancılık, hani kamu spotu dediğimiz şey vardır ya yönlendirme ile alakalı ama burada tabii bir yandan böyle bir yönlendirme yapılıyormuş gibi gözükse de yetiştiricilerin şu andaki bu işi yapan üreticilerin yetiştiricilerin tarım ve hayvancılıktan kaçması ile alakalı bir durum söz konusu. Durum söz konusu var. Yani bir yandan hani köye dönüşü desteklemeye <laughs> çalışılıyor. Ee, eksik veya yanlış bir şekilde. Ee, ama bir yandan da köyden şehirlere göç var. Özellikle hani bu 18-30 yaş arası. Hı. Kaç tane genç var köylerde tarım ve hayvancılığı yapan? Köy nüfusu baz alındığında? Yüzde kaçı yapıyor bitmek bu işi bitmek üzere diyebiliriz. E şimdi kime sorsak? <laughs> e Benim çocuğum yılda... yapmıyor, oğlum yapmıyor. niye o, o ilgilenecek? Hayvancılık pis, tarım yoruyor, karda kışta onunla mı uğraşacağım falan Hı. filan durum var. şimdi Hı. Bir sosyoekonomik durum söz konusu. Evet. Burada. Biz o gözle bakacağız. Seni dinleyelim. Bu konuda fikirlerini almak isterim. Şimdi Burad Bey Hayvancılığın bitmesinde e, ki durumlardan biri kar marjlarının hmm. düşük olması. Yani şimdi bugün bir 150-200 koyun bakacaksanız e, mutlaka ya babanızın yanında olması gerekir ya da bir kardeşinizin olması gerekir. E, ki bu işi sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz. Tek başına yapamazsın. Tek başına, tek başına yapamazsın. yapacaksa yayındırırsan kazanamazsın. E Şimdi e, şu oluyor köylerde Murat Bey. Kardeşin biri mutlaka okuyup kendini kurtarmak zorunda gibi bir durum var. Yani bu Trakya'da bir ülkenin her yerinde böyle. Durum böyle olunca tek kalan oğul bir yere kadar götürmeye çalışıyor. Kar marjları düşük. Aslında bu hayvancılık olayı şey, ekip işi. Yani atıyorum biri koyunlara gitmeye gidiyorsa diğeri aldığı işleri yapması lazım vesaire vesaire. E çoban sıkıntısı da artık doğdu. Eski siz gibi çobanlar yok maalesef o konunun çözüleceği de artık yok yeni yani, malum e, hani sürü yöneticisi şeklinde <laughs> eğitim vesaire şu oldu bu oldu ama değişen bir şey yok bir de ben şimdi Kesinlikle söyleyeyim değişmez. E, bugün eskiden çobanlara daha az paraları veriliyordu bunu biliyoruz şimdi sürü yöneticisi vasfıyla e, aslında daha çok paralar veriliyor evet. Ben biliyorum yani iki buçuk liralar 3 liralar bugün az paralar değil ama daha ona çok... rağmen, ona rağmen beğenmiyor kişi beğenmiyor. bu işi. O... Aslında e, eski sürü yöneticilerine e, nazaran, şimdiki yöneticiler daha tecrübesiz, e, daha işten e, anlamayan kişiler ona e, nazaran çok daha yüksek maaşlar veriliyor ve i̇şte. çalışmıyorlar. <laughs> e, bu sanırım çözülemeyecek bir durum, maalesef bu, bu şekilde bu nesilde zor. O yüzden üreticilerin e, yani sürü yöneticisine bağımlı bir hayvancılık planı düşünüyorsa yanlış olur. Kendi imkanlarıyla yapabilecekse yani 200 sene yapmasın, 100 sene yapsın. Durum bu. Yani bu konuda yapabilecek bir şey yok. Onun dışında ekonomik sebepler dedik. Yani gelir düzeyinin düşmesi hayvancılığı etkiledi. Köyden kente bir göç oldu. Onun dışında. Yani şöyle bir şey var şimdi, ee, sosyoekonomik sebepler, sosyal sebepler tabii ki etken işte, okul olması vesairesi, evet. işte köyde olması ya da e, çok kaba bir tabirle işte çobanlara kız vermiyorlar durumunun evet. evet. hayiz olması. Evet. Bunlar... Bunlar hep ekonomik işte. E, en çok da şimdi et para kazandırmıyor diye bir şey yok, et para kazandırıyor. Kazandırmasaydı bu kadar çok hayvanımız heba olmazdı. Ben çok net konuşuyorum evet. yani. Herkes kuzuyu 3 aylık kuzuyu kesime gönderdi. 6 aylık, 8 evet. aylık danaları kesime gönderdiler. Hayvanları, yani. evet, Para ben... kazanmasaydı göndermezdi. Evet. Süt sadece sütte sıkıntı yaşıyoruz. Net konuşuyorum. Sadece sütte sıkıntı yaşıyoruz. Süt fiyatlarıyla alakalı evet, bir Pazarlama var. noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntımız var. Şimdi... Ee, bunu da nasıl aşılabilir? Onu birazdan konuşacağız zaten. Şimdi seni dinleyelim. Şimdi e, sosyolojik açıdan bakıldığında dediniz ya köylerdeki sıkıntı şu. Şimdi yeni nesil şöyle düşünüyor sanırım. E, şehirde Sıcak ortamda çalışılıyor. Ee, hafta sonu var saatin işe gidiş saatin belli, çıkış saatin belli vesaire vesaire. Şimdi köyde hayvancılıkta bu durum yok. Saatin belli değil, yarın ne olacağım belli değil vesaire. E bir de bu durumlar olunca e, pes etti. Yani gençler eskisi gibi büyüklerimiz gibi Ben yanlış ifade Ben şöyle söyleyeyim. Değil. Şimdi biz şehirde yaşıyoruz. Sen şehirden köye dönmüşsünüz. Ben birisin. köye dönmüş biriyim, evet. Biz her gün illallah ediyoruz. Evet. Bu trafikte bu çileyi çekiyoruz. Evet. Ee, kendi işimiz değil net konuşuyorum. Ee, ama sen bu çileyi bıraktın ve kere döndün. Evet. Mutlusun ki yüzünde gülücükler. Evet. Şey yapıyor, evet. hala devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Kazandığını da biliyorum. Evet. Benim her zaman söylediğim bir şey var ya, yani işi severek yapıyorsan, başında duruyorsan, evet. e, gezen kurt aç kalmaz, geziyorsan, araştırıyorsan, kendini geliştirme evet. yönelik bir şeyler yapıyorsan zaten kazanıyorsun. Kazanıyorsun. O yüzden diyorum. Sadece sütle ilgili bir sıkıntımız var. Onu da şöyle Biz diyoruz. Işte maliyetler. E, Şimdi hayvancılıklı... maliyet da... maliyetler maliyetleri <laughs> yüksek biliyoruz. Yüksek. Ee, tarım ve hayvancılık ülkesi olmamıza rağmen işte örnek veriyorum samanın, yoncanın, buğdayın vesairesinin %30-%40'ın ithal olduğunu biliyoruz vesaire var. Ama ama diye bir şey var. Şimdi böleceğim. Bir reklam aramız var ama ya reklamlardan sonra devam edeceğim. Değerli izleyiciler reklamlardan sonra artık sosyoekonomik sebepleri konuşacağız. Evet hayvancılıktaki şikayetlerin yetiştirici gözüyle yani işletme sahibi için iyi bir yetiştirici gözüyle bakacağız ve önerileri söyleyeceğiz. Bir de bakalım bizde neler düşüyor onları konuşacağız. Reklamlardan sonra buradayız. Değerli izleyiciler, Bilgi Rehberi'nde artık son iki bölüme geçtik diyelim. Şu ana kadar 30 bin liralık destekle ilgili ufak da olsa bilgi vermeye çalıştık size. Ee, reklamlardan önce yetiştiricinin ve üreticinin Tarım ve yabancıktaki kaçış sebeplerinden sosyoekonomik bölümü kısmı anlatıyorduk. Ee, yarım kaldı devam edelim Umut. Yani hı hı. buradaki e, biliyorum aslında çok fazla söylenecek şey var evet. ama hep söylüyoruz. Bizim programımız maalesef yetmiyor, yetmiyor. bazı şeyleri anlatmaya. Ee, devam edelim neler konuşalım. Şimdi bu sosyolojik nedenlerden dedim ya köylü aslında yeni nesil nedense bir köylerde mutsuz. Hı hı. Devletin bu konuda birazdan geleceğiz. Evet bazı çalışmalar yapması hmm. lazım. Ben onları hmm. dilimin döndüğünce rica edeceğim onlarda. Ee, onun dışında e, ekonomik nedenler dedik ee, kazanmıyor. kazanmıyor aslında kazanmadığını zannediyor. <laughs> Diyorum bak ben yine üzerine basa basa söylüyorum bugün <laughs> aracılık yapan da tabii ki tabii ki sahteciler var hep söylüyoruz <laughs> çakallar var merdiven altıcılar var <laughs> bu işi e, suistimal edenler var ama velakin Harici düzgün yaparsa biz yaptığımız programlarda bunu alıyoruz zaten evet. ee, kazanıyor. Tavukçuluk yapan kazanıyor. Koyun eğer düzgün, düzgün yapıyorsan adetleri kazanır. ayarlayabiliyorsan evet. alanın varsa evet. meram varsa evet. vesaire özellikle hep söylüyoruz yemi kendin bir, bir şekilde evet. yetiştirebiliyorsan kazanıyor. Sen de yapıyorsun küçük evet. baş kazanıyorsun. Pazarını bulursan kazanıyorsun. Büyük baş yaparsan kazanıyorsun evet. düzgün yaparsan kazanıyorsun, evet. düzgün yaparsan, kazanıyorsun. Ceviz. Yaparsan kazanıyorsun. Mandalina yaparsan. Ben şimdi örnek vereceğim. Bir ara İzmir bölgesinde program çekerken orada hep mandalina. Her taraf mandalina var. Kimisinde hiç mandalina yok. Kimisinde mandalina var. Şimdi soruyorum. Burada niye var? Burada niye yok? şimdi Bizim hep yurt dışı ile krizi olayımız var ya herkesin evet. bağlı. Bizde hep sebep vardır evet, zaten. Vardır. Hep vardır sebep. Başarısızlığa, kötülüğe, olumsuz hep bir sebebimiz var. E, Rusya ile aramız bozuldu. O yüzden mandalinalar elde kaldı. Ya e, bunda yok. Yani bu taraftakinde yok. O ne yaptı? Hı. E o ucuza sattı. Ne kadar ucuza sattı abi? Örnek veriyorum. Sen 1 lira istiyorsun. O 80 kuruşa sattı. Hesap yapıyorsun şimdi. Dönüm, ağaç, kilo vesaire. 80 kuruşa satan adam bütün yılının karını 2 ile çarpmış. 1 liraya satmayan adam yani satmak isteyip elinde kalan adam 2 yıllıkta zarar etmiş. Hı. Ben niye 80 kuruşa satmayayım malı? Kurtarmıyor desen tamam diyeceğim. Amen <laughs> diyeceğim. Aç gözlüdük. Cepten çıkacak on kuruşu düşünme. Tembellik, araştırmamak, sorgulamamak, pazar aramamak. Evet. Yani ondan sonra öyle oldu, böyle oldu, yani son, yan yattı falan filan. da değineceğiz. Zaten bizim e, üreticiler olarak e, hatalarımız çok. Yani Aynen. onlara şimdi değineceğiz. E, şeye geçelim isterseniz o zaman. Tabii ee, yani bakış, <laughs> öneriler neler konuşulabilir. Şimdi yani şu anda e, devletin yaptığı, senin yanlış bulduğun, eksik bulduğun evet. e, neler yapılabilir? Tabii. ben de sen de biraz yorum yapalım bunu. Tamam. Şimdi, e, bas isterseniz tarım konusunda başlayalım. Hı -hı. E, tarım konusunda desteklemelerin birazcık daha e, arttırılması iyi olacaktır. Hı -hı. E, malum maliyetler çok yüksek, Hı -hı. E, mazot pahalı, gübre pahalı. Bunun yanında e, sektör Değişiyor, genişliyor, hı hı. yeni ürünler ekiliyor. Örneğin mesela bir kanaldan örnek vereyim. Kanal e, Türkiye'de üretime başlamasıyla bir kere biçer devler değişti, hı hı. E, tarım aletleri değişti. E, bu e, bitki ekebilmeniz için daha güçlü traktörlere ihtiyaç duymaya başladınız. Hı hı. E, Anadolu'da e, bu konuda tarım ekipmanlarına destek veriliyor. Fakat biz bu konuda e, Trakya çiftçisi olarak ee, biz de o desteklerden yararlanmak istiyoruz. Yani tarım aletlerinde hatta diyorum hibe desteklerden ee, Anadolu'da bahsediyor. var, Trakya'da yok mu? E, Trakya'da maalesef bu uygulama yok. E, Anadolu'da traktör e, bile hibe edildi vesaire. E, biz traktör falan da demiyoruz. Hı hı. Bir var da demiyoruz. En azından e, tarım aletlerinde hı hı. bir nebze olsun hibe Bu e, desteklerden... kalkınma ile alakalı zannediyorum bahsettiğin evet. şeyden bahsediyor. Evet. Yani şimdi e, sıkıntı şurada kâr düşük. Yani dönüme 100 lira, 150 lira gibi kârlarla hmm. e, şeyin bir şey var, ömrü var. E, bir tarım aletinin. 5-6 hmm. sene sonra yıpranıyor. Bunu değiştirmesi lazım. Yani geçinecek mi? Yatırım mı yapacak e, işletmesine? Hmm. E, mazot gibi malum çok pahalı e, ülkemizde. E bu konularda birazcık daha devletimizden hmm. destek bekliyoruz i̇nşallah, açıkçası. İnşallah Hayvancılık konusunda e, Murat Bey Sıkıntılarımızı <laughs> biraz daha fazla. Yani ben aslında şurada şunu söyleyebilirim. Ee, şimdi yetiştirici tarafından baktığımızda süt fiyatları düşük. Bu hep söylüyoruz. Evet. Ama <laughs> şunu da söyleyelim. Hani biz bir hesap yuvarlak bir hesap yaptığımızda diyoruz ki yani süt fiyatı bir falan olursa bir 40 bir elli ar aralığında olursa iyi bir fiyat. Evet. Ama buna rağmen ben yine hep söylüyorum. 30 kilo, 25 kilo süt alması gereken hayvandan 10 kilo süt alıyorsa hala böyle işletmeler var. 8 kilo süt alıyorsan, değil 1.40, bir 1.50, bir 2 lira olsa yine kurtarmaz. 5 lira olsa yine kurtarmaz. Kurtarmaz. Bunu anlatamıyoruz biz yetiştiriciye. Ya diyoruz ki, sen buna 3 litre fazla su ver, suyu esirgeme, 1 litre süt yapsın. Evet. Örnek veriyorum. 1 kilo kaliteli kesip yem ver, 2 kilo... 2 litre süt evet. versin. Anlatamıyoruz. Evet. Hala ucuzuna şimdi, kaçıyor. Murat Bey, bizim en büyük sıkıntımız e, eğitimsizlik. Yani biz e, bir kere şeyi e, plansız yapıyoruz. Doğru üretim yapmıyoruz. Hı. Mesela şimdi mesela örnek verelim. E, tarım ara bir kere en uygun e, maliyet hep maliyetten bahsediyoruz Hı. ya. Hı. En uygun maliyet sizin e, tarlanızdan çıkaracağınız mahsulle olur. Hı. Yemle olur ya da yemlik bitkili Hı. olur. Hı. Hı. Şimdi bu konuda çok çalışmalar yapıldı. Biraz e, bu yok kat ettik. Yani yemlik bitki hmm. konusunda, hmm. E, kesif yem konusunda falan da daha hala e, bu konuda yetersiz bilgiler var. Hala e, kafaların değişmesi lazım. Değişmesi gerekiyor. Bir kere bir birinci şeyimiz, hmm. bizim hmm. sıkıntımız bu. E, birlikte hareket edememe sorunumuz Kesinlikle. var. Kesinlikle kooperatifçilik ee... yok. Evet. Hep söylüyoruz. Bazen soruyorum ya kooperatif niye e, kurduk zamanında? E şimdi dağıldı. Niye? Hmm. Ben söyleyeyim. Çekememezdik. Türk tarımcısı birbirini çekemiyor. Evet. Kıskançlık. Ben hep söylerim ya kadınlar birbirini çok kıskanır derim. Ama bizim tarım işçisi Hı. birbirini böyle öyle böyle kıskanmıyor yani. Yani komşu kazanmasın da evet. ne olursa olsun kendi kendine zarar uğratıyor. Evet. Nedense Beraber hareket De edemiyoruz. Senin bir örneğin var yani. Evet örneğim şimdi onu anlatacağım. Onu anlatalım. Ee, o aklına kalsın telefonumuz varmış tamam. bu yeri O telefonu tamam. alalım. Alo. Alo iyi yayınlar. Teşekkür ederim Özcan Bey. Hoş geldiniz. Arda'na selamlar olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buyurun. Bir sorum olacak. Hı hı. Bu e, demin dediniz de bu kazi engelli varsa yakınları da Alamadım sesinizi. Bir daha alayım. E, bu 30 bin lira genç hakkında bir şey vardı ya bu. Evet. E, kazi şehit yakınları diye. Evet engelli, gazi, şehit yakınları vesaire. Evet benim bir tane çocuğum var engelli. Hı hı. Bunun raporunu kullanabilsek orada bir faydası olur mu? Acaba? Tabii yani normal... 18 yaşında olmuş ee... mu? Ee... Yok 18 yaşında olması gerekiyor. Onu söyleyelim. Anladım. 18 yaşında doldurduktan sonra engelli, gazi, şehit yakın vesairesi olduğu zaman normal o istenen şartlara uyuyorsa artı 5 puan da e, değerlendirmede puan veriliyor, kriter veriliyor. Anladım. Hı hı. Anladım teşekkür ederim. Rica ederim hoşça kalın hocam Bey. Ee, örneği dinliyorduk örneği dinleyelim. <laughs> şimdi e, biz bu sene e, birkaç üretici arkadaşla yani 15-20 kişiyle Hı -hı. bir toplantı yaptık e, buluştuk. Trakya'da. Trakya'da e, dedik ki bizim sıkıntımız pazar sorunu. Hı -hı. Biz bunu nasıl çözelim? E, bir de şimdi işin şu boyutu var yani e, çiftçinin insanları beslemek gibi bir e, kutsal sorumluluğu var. Hmm. Yani biz biraz da o aslında o hepimizde var. Yani dünyanın bütün çiftçilerde var. Biz nasıl daha fazla para kazanırız e, ve nasıl şehir Görevimizi insanına yaparız. evet şehir insanına bunu ucuza edelim. Hmm. Şimdi ülkemizde hmm. sonuçlar belli. Et yeme aslında et yok ülkede hmm. sıkıntı var ama e, et yeme oranlarına tüketme oranlarına baktığınızda çok düşük. Yani rakamlar. Ee, orada da bir sıkıntı var. Biz bunu biraz daha nasıl arttırırız? Nasıl çok üretim yaparız? Yani kazanırsak daha fazla üretiriz. Ve vatandaşa bunu nasıl e, ucuza yediririz? Noktasında bir toplantı yaptık. Dedik ki bir kooperatif kuralım. <laughs> Pilot bir bölge seçelim. Ee, burada bir mağaza açalım. Halkımıza burada kendine satış yapalım. Hatta e, valiliklere falan da başvuralım. Hani... E, Yardım şeyleri oluyor vesaire. Ee, o tip dar gelirli vatandaşlarımıza, valiliklerden et çeki annelerimize, hı hı, kadınlarımıza. Yani e, para değil de et. Yani çocuklarımıza hı. ne kadar et yedirebilirsek e, gelişimlerinde faydalı olur şey, diye. Çok güzel vesaire, şey. vesaire Bu Daha birkaç hı hı. konuda biz şey yapmak istedik. E, bu oluşumu kurmak istedik. Yani ilk ikinci toplantıda, üçüncü toplantıda yapamadık zaten her kafadan bir ses yani. çıkınca maalesef yani herkes bizim... biliyor değil mi işi evet, hesapta evet, 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 herkes evet. biliyor ben hep bir örnek görüyorum diyorum ya eline tornavida alan elektrikçiyim diye ortakta <laughs> evet, geziyor ee, herkes her işi biliyor özellikle Trakya çiftçisi bildiğini sanan e, Ender çiftçilerdendir öyle söyleyeyim e, biliyor ondan sonra işte bu birliktelik olmuyor şimdi olmuyor. hemen olayı da söyleyeyim şimdi et, aslında... et tüketimimiz düşük diyoruz ya düşük evet Et üretemiyoruz diyoruz ya ben sana hemen iki şey örnek vereceğim. Bakalım et tüketimimiz mi düşük? Et üretimimiz mi düşük? Et tüketimimiz düşük. Ortalama 40 lira değil mi bugün? Evet. Ee, dana etinin kilosu vesaire veya kıymanın kilosu. 40 liralık param yok abi benim. Yiyemem kusura bakma ben patates yerim makarna yerim. O yüzden düşük et tüketimim. Et üretimim düşük. Ya biz diyoruz yani para kazanamıyoruz diye. Yok öyle bir dünya. Burada insanlar 20 liranın üzerine gördüğü anda kuzusunu, danasını kesime gönderiyor. Yazık günah. Ondan sonra et bulamıyorsun. E ee, ithal ayva E ee, ithal et. Kusura bakma sen kendi bildiğin dalı kesiyorsun. Bu kadar para vaz olmaz Birazcık geleceğe yatırım yapacaksın. Bekle. Bekle yani. Şimdi sen geliyorsun elindeki ne kadar hayvan varsa 23 lira. Pazardayken seviniyorsun. 23 lira oldu, 24 lira oldu, 25 lira oldu, 26 lira. o kazanıyoruz falan filan. E ee, bak. Şöyle ne, kendince söyleyeyim. haklı üretici. Bir, bir sene Ama kazanıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Nasıl? Bir sene kazanıyorsun. Verdin hayvanın, kestin, kazandın. Geri kalan iki sene ne yapacaksın evet. Ne oldu? Ondan sonra ithalat geliyor abi. Fiyatlar düşüyor abi. E, et yok abi. Prensiz Hayvan prensiz. yok abi. E. Şimdi, Murat Bey, bizim bir kere e, birlikte hareket etmemiz Aynen lazım. Öyle. Bizim yok. en büyük sorunumuz eğitim. Yani e, şimdi konuştuk. E, çiftçilik çok güzel bir meslek köyde e, yaşamak çok farklı e, özel bir hayat. Fakat ama e, bu iş bir ticaret. Hı hı. Yani ben şunu her zaman söylüyorum, her yerde her hayvan olmaz. Şimdi siz köyde... canım, yani yeri seçmen lazım. Evet. coğrafyayı bilmen lazım, iklim koşullarını bilmen lazım. Şimdi şuraya geleceğim. Üretici diyor ki kendince e, para kazanamıyor. Evet kazanamıyor. Hı hı. Ama e, bakıyorsun şimdi koşullara, e, inek bakıyorsunuz. 20 tane süt ineğiniz var. Hiçbir tane e, sulanabilir tarım analizi yok. Yani siz şimdi küçük başta e, kaba Hı -hı. yemi Hı -hı. ot salıyorsunuz, otluyor. Bir şekilde ihtiyacını gideriyor. Ama yani şimdi büyük başta öyle değil. ...silaj ekmeniz lazım, yonca Hı -hı. ekmeniz lazım. Efendim, e, arpa ekmeniz lazım vesaire vesaire. E, bakıyorsunuz şartları bu yok. Yani şimdi her bölgede her şey olacak diye bir şey yok. Yani bizim e, orada da sıkıntılarımız var. Bizim e, Üreticimizde doğru hayvanı seçmek ciddi bir bakış açısı. Doğru hayvancılığı, aynen, doğru evet. hayvan. Yani adam diyor ki, ben şimdi köye gideyim. Evet. Koyunculuk yapacağım diyor. Ya şimdi tamam da, yeterli alanım var mı, orman arazim var mı? Örnek veriyorum. Evet. Ee, o bölgeye uygun ırkı buldun mu? Buldun mu? Düşündün mü? Ne yapacağım? Ne? Ha. Hangisini? ya İzmir'de ne var İşte Bugün sakız var. Örnek veriyorum. Şimdi İzmir bölgesine kalkıp Akkaramanı yani Ege bölgesi İzmir demeyelim. Ege bölgesi Akkaramanı götürmenin bir anlamı yok. Anlatabildim yok. mi? Yani o bölgeye uygun bir şey veya işte sahneler o için konuşuyorum. O bölgeye uygun ırkların da e, gerçi son zamanlarda sizlerin de sayesinde hmm. biraz biraz e, çiftçinin bakış açısı değişti. Öyle Benim şimdi ben bir söylüyorum bizim yani e, burada bu tür tematik kanalların kurulumunda emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Biz hep söylüyoruz. Evet, evet. Ben bugün bir köy kahvesine gitsem beni kimse dinlemez. Çok yol ettik Ama burada sayıda. Türkiye'de hep söylediğim bir şey var. Türkiye'de en çok ve dünyanın birçok yerinde izlenen bir kanalız. Evet. İzlenen e, programcılarız veya işte evet. ziraat veya veterinerleriz. Çok daha geniş kitleye ulaşıyoruz. Ve senin de dediğin gibi artık insanlar dönüyor. Ya ben bu bölgede hangi hayvancılığı yapayım? Evet. Hangi ırkı seçeyim? Gibisinden dönüyorlar. iyi. Bunun dışında yine, evet. yine Dediğimiz gibi coğrafi koşullar, iklim koşulları, hayvan ırkları doğru Hı. seçmemiz lazım. Kendimiz neyi yapabiliriz, bunu iyi bilmemiz lazım. Pazar durumunu araştırmamız lazım. Doğru mu? Yani ben şimdi örnek veriyorum koyun ya da keçi etine veya sütüne rağbet olmayan bir yerde kalkıp koyun Hı. keçi yapmamın bir anlamı yok. Yani oranın halkı keçi eti tüketmiyorsa, keçi peynirini tüketmiyorsa burada keçicilik yapmanın bir anlamı yok. Hiçbir anlamı. Yani yok. bizim bir kere hayvancılığa bakış açımızın e biz pek önemsemiyoruz aslında. Evet. Yani hep bir yakınıyoruz, para kazanamıyoruz, edemiyoruz ama. biz Ya söylüyorum biz, biz yanlış so yapan evet. bir milletiz, çiftçimiz. Evet. Evet. Yanlış yaptığını da kabul etmeyip, Etmeyeyim. diyorum ya bahane çok bizde Bahne ya. Çok Suçu başkalarına yükleyen Şimdi, Şimdi şurada önerileri e, konuşalım. Ondan sonra da artık bize düşen görevleri konuşacağız. Ama tamam. reklam aramız geldi. Tamam. Reklamlardan sonra bunu. özellikle devletin de bizim tavsiyede evet. bulunacağımız yapması Bu konuda, gereken evet. istediğimiz şeyler var. Hı -hı. Onları konuşalım. Tamam. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra artık son bölümüne sizlerle birlikteyiz. Ve değerli izleyiciler artık programımızın son bölümüne geldik. Önerilerden ve bize yetiştiriciye, evet. üreticiye düşen görevlerden senin gözünde biraz girelim. Şimdi e, devletimizin e, bu noktada bizim onlardan bazı beklentilerimizde hı hı. de eksik gördüğümüz hı hı. konular hı hı. var. Onları hı hı. kısaca geçelim. Şimdi hayvancılık konusu dedik kısa vadede çözüm e, bulamadık. Hı hı. E, bulunmayacak gibi görünüyor. Şimdi bu konuda devletin biraz daha e, işin içine girmesi lazım. Sahada olması lazım. Hı hı. Bunun nedenlerini araştırması lazım. <laughs> Şimdi köylerde bu sıkıntı nedir? Yani şehre gelme nedir noktasında çalışma yapması lazım. Hı hı. Yeni e, nesilin, gençlerin bu işe teşvik edilmesi lazım. Bu nasıl olur? Bakın şimdi Avrupa'dan örnekler verelim. E, Avrupa'da her köyde, kasabada insanların sosyal faaliyetlerde bulunacağı e, devletin vermiş olduğu imkanlar var. Hı hı. E, niye? E, şimdi şu sıkıntı şu. Köydeki insanlar şunu düşünüyor, yani e, biz şehirdeki insanların e, seviyesinde yaşamıyoruz sosyal anlamda vesaire gibi nedenlerle şehre göçler oluyor. Şimdi bunun önüne geçilmesi lazım. Eğitim konusuna bahsettik. Hı hı. Eğitim konusunda e, gençlerin, şimdi şöyle söyleyeyim Murat Bey, adamın yeterli tarlası var, hayvancılığa da merak var. Yani bunu üniversitede farklı bir bölümde okumasına gerek yok. Direkt sınavsız geçiş hmm. sistemiyle hmm. bu adam çiftçilik yapacaksa çiftçiliği bilinçli olarak yapsın. Hayvancılık yapacaksa hayvancılığı bilinçli yani olarak yapsın. Yani okumasına gerek yok. Hayvancılığı bildiğine veya işte çiftçiliği bildiğine dair evet. bir sınav yapılır. O sınavdan geçirir. Evet bu biliyorsa buna diyorsun ki ekstradan okuyup zaman harcamasına gerek yok. Hmm. Gerekli belgeleri alsın. Olsun. Doğru mu? Evet. Mesleki anlamda icra etsin. bilinçli bir şekilde hmm. üretim yapsın. Bu hmm. ee, hmm. noktada Devlet biz diyoruz şöyle yapabilir yani evet. e, örnek veriyorum işte bir tigem gibi arazilerde işletmelerde evet. e, kişiyi buralara alarak burada çalıştırarak sen ne yapmak istiyorsun örnek veriyorum koyunculuk al sana baş koyun e, yemini ben vereceğim evet. senden de kilo bazında alacağım kilo bazında şu kadar para vereceğim buraya da diyecek ki sen ne yapmak istiyorsun ben de yem tamam yemini ben alacağım bu çünkü buraya koyuncuya verecek. Ee, ürettiğin işte dekar başına şu kadar tondan şu kadar tutarına karşılık alacaksın. Tohumunu da ben vereceğim. Hı. Şimdi bu herkese yarar. Niye yarar? Ben koyunculuk yapacağım. Hayvan parası vermiyorum. İşletme parası vermiyorum. Hı. Yer parası her şey hazır geliyor. Ben sadece bakımını yapacağım. Doğru mu? Hı. Yaparken de kazanacağım aslında. Kendimi de beni de nasıl teşvik ediyor devlet? Diyor ki senden kilo başına şu kadar. Ya sen daha fazla kilo elde edebilmek için uğraşacaksın. Öbürü de yemci. Üretecek. Devlet yem tohum parası vermeyecek, tarla parası vermeyecek doğru mu? Evet. Ekip biçecek evet. e, karşılığında da işte evet. yemi zaten elden çıkartıyor. Yem satıp satamayacağım derdi olmayacak. Çok haklısınız bu işte, o dediğiniz stilen bölgelerinde yapılabilir. Bu, aynen yani o tür bölgeler yapılacak. Hem aslında eminim. bir nevi sahada eğitim gibi bir şey olmuş oluyor. Hem kendi etimizi üreteceğiz, kendi sütümüzü üreteceğiz, kendi buğdayımızı üreteceğiz, kendi yoncamızı evet. üreteceğiz vesaire evet. vesaire vesaire. Ve ee, herkes memnun kalacak bu işten. Bu tür şeyler yapılabilir. Hani Kesinlikle okullar, olur. böyle uygulama okulları Kesinlikle, yapılabilir. Evet. E, eğitim konusunda sağda hmm. ziraat mühendislerinin veterinerlerinin hmm. olması gerekiyor. Yani bizim hayvancılar e, biraz daha hmm. bu konuda ihtiyacımız var. Yani, yani biz şunu e, söylüyorum. Ben hemen <laughs> not, e, dipnot veririm. Çok öyleyim sözünü kestim. Şimdi beni arıyorlar. hayvanda şu var, hayvanda bu var. Hayvanı nasıl besleyeyim, hayvanı nasıl ağır yapayım, nasıl ağır yapayım, nasıl kümes yapayım. Nasıl kümet yapayım. Bunlara mümkün olunca zaten cevap vermeye çalışıyoruz yaptığımız Hı. programlarda. Ekstradan tabii bizler aranıyoruz ve bunun karşılığını mutlaka vermeye çalışıyoruz. Ama ve lakin diyoruz ki bazen özellikle bazı şeyler vardır. Ee, karşılıkları farklıdır net. Örnek bana rasyon yap gönder. Ya ben sana niye rasyon yapayım göndereyim. Bu işin okulunu ben okumuşum bu işin meslektaşları meslek olarak yapanlar var. Herkes işini yapmalı anlatabildim Hı. mi? Diyoruz ya hep kolaya kaçalım. Kolaya kaçalım. Para vermeyelim. Cebimizden para çıkmasın. Evet. Kusura bakma da yani üç kuruşa beş köfte olmuyor. Evet. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Şimdi... Her şeyin hazırlığına İşte Örnek veriyorum. Ee, ben 30 bin lira alacağım. Örnek olsun diye söylüyorum. Bunun şartları nedir? Abi kalkacaksın gideceksin tarım ilçeye. Oradaki arkadaşlara soracaksın. O adamlar orada boşuna oturmuyorlar. Senin bu soruna cevap vermek için oradalar. Evet. Anlatabildim mi? Evet. evet, evet. Yani Biz o, bunlardan da kurtulmamız lazım. Kurtulmamız lazım. Evet. Yani biraz bizim e, kalkıp gidip yani bunu nasıl yaparız nasıl Abi, ederiz koştur, bir koştur, bir araştırı evet. bir şey yap maalesef işte o öyle olmadığı için devlet aslında bu konuda çok büyük destekler verdi Hı -hı. hayvancılığa fakat işte dedim ya bizim sıkıntımız eğitim yani bizim bu işe bakış açısını değiştirmemiz Hı -hı. lazım Hı -hı. şimdi burada şeye geleceğim ben e, birlikler konusuna Murat Bey Hı -hı. E, birliklerin e, tam anlamıyla üreticinin yanında olduğunu düşünmüyorum şimdi bak yine örnek vereceğim Avrupa'dan eee Avrupa'da birliklerin hayvan hastaneleri var. Ee, üreticiye veteriner hizmeti veriyor. İlaç hizmeti veriyor. Şimdi bakın bu sektörde veteriner çağırıyorsunuz. Yani herkes için konuşmuyorum ama duyuyoruz sağda solda. Ee, veteriner çağırıyor. Şu tesis var diyor. İlaç veriyor. Onun yanında başka ilaç veriyor vesaire vesaire. Ve ilaç fiyatları gerçekten e, ne olduğu belli değil. Şu desteği bekliyoruz biz birliklerden. <laughs> bize veteriner desteği, ilaç desteği. Birliklerden yok mu? Benim bildiğim birlik Bursa'da var, hayvan hastanesi var, veteriner hizmeti de veriyor. Ama bu sanırım Türkiye'de başka var mı bilmiyorum. S sadece hayvan hastanesi anlamında söylemiyorum. Mesela bizim birliklerimizde ziraat mühendisleri veya bazılarında veteriner teknikeri bile olsa arkadaşlar var. Evet. Aşılamayı bilen, hastalık tedavisini bilen, hatta çoğu birliklerde bildiğim kadarıyla. Ee, yem katkı maddeleri, aşılar vesaireler bunlar da var. Yapan birlikler var. Ama, bakın, Ama genel ben, anlamda e, bu konuda birlikler e, pek. Ben bir şey söyleyeyim, işte, bir örnek gitmiyor. vereyim mi? Ee, elbette bilinç olmak çok önemli. Bilinçli yetiştirici olmak çok önemli. Talep edilmesi çok doğru bir talep. Evet. Ama ben çok biliyorum. Çok kooperatif ya da birliklerin olduğu yerlerde yine bizim yetiştiricimizin gidip sormadığını, sorgulamadığını, talep etmediğini çok iyi bilirim. Çok iyi biliyorum. Tabii. Biliyoruz, görüyoruz. Yani. Var. E, adama soruyorsun mesela ziraat mühendisi danışman arkadaşı var. Ücretsiz hizmet veriyor. Aa biliyorsun gelen giden var mı? Valla iki senedir buradayım ama bana bir kişi bile gelmiyor yani, diyor yani. adam. Evet. Çok haklısınız. Şimdi birliklerde işte yem katkı maddeleri şunlar bunlar veya işte ilaçlar vesaireler var. Kaç kişi biliyor birliklerde bu ilaçların alındığını alınabildiğini? sormak lazım. Yani mevzuatta da var mı bilmiyorum. Ama yoksa da biz bunu talep anladım, ediyoruz. Burada sizin Bu adamlar yönlendiriyor. Anlatabildim mi ne demek anladım, ki? anladım, Bak anladım. şimdi başka bir şeyden söyleyeyim. Örnek veriyorum. Kooperatif yemi diye bir şey var. Kaç kişi biliyor kooperatif yemi olduğunu? Yani biliyor aslında. insanlar biliyor da. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadar beni zaten arıyorlar. Hangi yemi kullanalım, hangi markayı kullanalım falan filan diye. Ben bugüne kadar ben yani küsür senedir ziraat mühendisiyim. Bir kişi sordu. Kooperatif yemini. Yani e, evet. Abi bak bir daha söylüyorum. <laughs> Bildiğimizi sanıyoruz. Bilenlerimiz var. Evet. Net. Bildiğimizi sanıyoruz. Daha çok var. Anladın mı? İlgi yok. Alaka yok. Söylüyorum bir daha. Oturduğu yerden fikir yürütüyor. Ama ne yaptığımızı bilmiyoruz. <laughs> o iş öyle değil. Ya nasıl evet. hadi bir şey yap da görelim. Bu iş böyle değil. E yap. Evet. O yüzden diyoruz ya öneriler hep şikayet ediyoruz. Öneri ne yapıyor? Evet. Ne yapacağız? Evet. Eğitim kendimizi geliştireceğiz. Gelişimci olacağız. Doğru mu? Evet. Değişimci olacağız, Mutlaka. doğru mu? Mutlaka. Sorgulayacağız. Mutlaka. Gideceğiz, araştıracağız, bakacağız. Bu böyle mi, bu değil mi? Doğru muyuz? Evet. Devlet bize bir Şimdi bir daha yine yayından önce konuştuk. Yine her programda söylemeye çalışıyorum. Devlet destek vermek zorunda değil. Bu iş o zaman bir meslek aşkıyla yapmamız lazım. lazım. Ben devletten destek alacağım. Enişte 200 yapayım. tane hayvan alsam kaç para kazanırım? Bunu düşünmeyeceksin. Doğru evet. muyuz? Evet. Ben söylüyorum yine senden de konuştuk. Ee, başkasından bu devlet olur veya kurum olur veya kişi olur. Beklentisi olmayan, olmadan bu işi yapanlar daha fazla para kazanıyor. Tabii. Ki. E, çünkü beklentisi yok adamın çünkü. Be beklentisi yok işi. Pazarına göre yapıyor. E, kesinlikle. İşini severek kesinlikle. yapıyor. Yani şimdi Yem konusuna girdik. Ee, bizim burada başarısız olduğumuz ortaya çıkıyor. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki olduğu kadar yem fabrikası yok. Ya. Neredeyse her ilde 5 tane, 10 tane yem fabrikası var. Ya 400 küsür tane yem fabrikası Şimdi var biz Türkiye'de. Öğrendik ki Uruguay'da, Paraguay'da falan yani 3-5 tane ülke çapında yem fabrikası hmm. varmış. Bizim e, her ilde en az 5 tane, 10 tane yem fabrikası var. Bu da büyük sıkıntı. Ya dedim ya, yani biz işi bilinçli yapmıyoruz. Ya ben sanmıyorum. Bugün Trakya'da, buğdayda virüs olayı var, doğru mu? Evet, var yetiştirici bir çok büyük mağdur. Evet. birçok bölgesinde var. Mağduriyet var. Kayıp çok olacak. Evet. Çözümü bulundu mu yok. Evet. Ya şimdi ben düşünüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey gözükmemiş. Hiçbir varsayalım hiçbir yerinde gözükmedi. Bizde nasıl gözüktü? Ya bu erken hekimden kaynaklanabilir vesaire vesaire. Bunun yani bunun işte bak biz biz şu anda şöyle e, nedenini araştırmadan, nedenini araştırmadan çözüm üretmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey yok. Evet. Neye göre çözüm üreteceksin? Altyapın yok. Yani bir çözüm buldun diyelim. E, geçmişe dönük bir bakacaksın. Bulduğun çözümün sebebine aykırı bir şey. Evet. Veya başka zararlar verecek. Anlatabildim mi? Evet. Biz sebebini araştırmıyoruz ki. Evet. Onu öyle yapma, böyle yap. Ya niye? Neye göre? Evet. Maalesef öyle. <laughs> Şimdi Murat Bey ben bir şeye daha değineceğim. İstikrarsız fiyatlar konusu. Hmm. Şimdi bir hayvanın, kuzunun maliyeti belli. Şimdi bu yok zamanda fiyatlar iyi, gerçekten kazandırıyor ama bol olduğu zaman fiyatlar düşüyor. Bu konuda devletin de biraz ciddi katı kurallarla hareket etmesi lazım. Yani bir kuzunun maliyeti 350 lira. Annesiyle birlikte. Yani siz Kuzunun bol olduğu zaman da fiyatları düşürürseniz bu adam 400 liraya kuzu satarsa ya da 350 liraya kuzu satarsa işletmenin hayatta kalması mümkün değil. Bu konuda biraz e, Tarım Bakanlığı'nda... Burada burada şöyle bir şey denk mi Kuzu bolken yani et bolken fiyat düşüyorsa demek ki bizim et tüketimimizde bir şey yok. Şimdi bir daha söylüyorum. Sen de yayından önce bir şey konuştuk dedik ki ithal et ya da ithal hayvan hemen bir manipülasyon piyasada et fiyat işte yetiştirici zor durumda kalıyor. Evet, Fiyatlar düşüyor evet. hayvanın. Yani Doğru mu? en ufak bir söylem <laughs> piyasaların Allah kulak tamam. olmasına neden oluyor. Ben de ne cevap verdim sana? Dedim ki böyle bir söylemde en başta etkilenecek olan kasaplar fiyat düşürmezken oynamazken. Kesinlikle düşmedi. Yetiştirici niye düşürüyor, düşürüyor. fiyatını? Evet, Düşürmez ezirmesin kendini ya. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmediğimiz için, kooperatifleşmediğimiz <laughs> <laughs> için pazarlama Bak olanı söyleyeyim sana. Sonunda sende <laughs> de koyun var, bende de koyun <laughs> var diyelim. İtilet gelecek veya işte büyükbaş itilet. Ben diyorum ki kardeşim bunun kurtarırı örnek 20 lira. Sen diyorsun ki itilet bu satacak, elimde kadar yapacak Abi ben 18 lira veririm. Abi 16 lira. Abi ben 15 lira. Bak i̇şte... birbirimizi vuruyoruz. Evet. Anladın mı ne demek istediğimi? Evet. Ya bir dik dur dik. Evet. Kardeşim gelen zaten ithalet piyasaya girmiyor evet. bile. Doğru düzgün. Bir şey değil yani. Bu ithalet olayı da zaten yetiştirici için söylenen değil. Fiyatları çok yüksek tuttuğu iddia edilen kasaplar için, şarküteliler için söylenen e, veya işte bakanlığın vurguladığı bir şey. Anlatabildim mi ne evet. demek istediğimi? Evet. Sen şimdi ithalet gelecek hayvanı sat. Süt düşecek hayvana sat. O olacak, hayvanı olmaz. İşte o aradaki aracılar Hı. bunu fırsata çeviriyorlar. Maalesef yedirme. Yani, üç kuruş evet. Yedirme. evet yedirmememiz Hı. gerekiyor. Bu noktada da e, bahsettiğim yani, gibi bu. birlik olmadığım için, olunmadığı için, kıskançlıklar olduğu için, her şeyi para gözüyle bakıldığı için ondan sonra işte ağlıyor çiftçi. Evet. Hayvan yetiştiricisi ağlıyor ondan sonra. Toparlayalım. Toparlayalım. Bu konuda ben bir şey daha eklemek Hı. istiyorum. Bu e, <laughs> Trakya bölgesi için değil. Bizim gerçekten e, et konusunda ırklarımız Hı -hı. iyi. Gerçekten elit hayvanlarımız var ama Anadolu'da hala görüyoruz. E, bazı ırklar e, değişmesi gerekiyor. Menezleme yapılması gerekiyor. Bakış açısı değişmesi Zaten gerekiyor. Zaten bu suyunu tohumlamasız vesaire evet, değiştiği iyi bu oldu. Bu konuda biraz biz üniversitelerin e, damızlık yetiştirme Hı -hı. çiftliklerinin e, özen göstermesini istiyoruz. Kendimiz Yolumumuz üretelim pecesi. değil mi hayvanımız? Kendimiz üretelim tabii ki. yani Dışarıya niye biz 10 bin lira, 12 bin lira bir gebe düveye verelim? Hı -hı. Biz bunu üretebiliriz. Bakın Hollanda'da örneği var. Ee, geçen bunu okudum. Ee, 5 bin mi 10 bin arası bir rakam. Ee, 10 litre süt veren ineğe Hı -hı. 35 litre süt veren ineğin e, emriyosunu koyuyorlar. Ee, bir de iyi genotipe sahip boğa spermini. Evet, e, spermini Hı -hı. koyuyorlar. Yani hiç 8-10 yıl harcamadan 35 litreye ulaşması bu hayvanın hmm, 8-10 hmm, yıl. Hmm, Ondan doğacak buzağların. Hmm. Bunu direkt taşıyıcı annelik rolüyle düşük verimli iğneyi taşıyıcı annelik evet, yaptırıyor. E, direkt bir 9 hmm, ay içerisinde hmm. o iki ırkın verimli ırkın buzağısını alıyor. Ya bizim de bu konularda biraz çalışma yapmamız lazım. E, milli servetimiz dışarıya gitmesinlerdi. E, ben bir şey daha var hmm. e, eklemek istediğim Murat Bey. Benim buradan tarım bakanına bir önerim var. Biz e, üreticiler olarak ben Tekirdağ için bir şey istiyorum. Biz destekleme istemiyoruz. 100 tane üretici belirleyelim. Bize destekleme vermesinler. Bize küspe versinler, yem versinler vesaire vesaire. Yani her şey para değil. Küçük başta şimdi bir kere bu et sorununu küçük başta çözeriz. Çünkü çok daha kısa sürede ürüyor. Yılda iki defa doğurma özelliği var. E bu noktada bu açığı biz küçük başta kapatalım. Siz zaten e, programlarınıza yer veriyorsunuz koyun eti, keçi eti tüketelim diye. E bu noktada biz bir açığı kapamak adına biz iki kuzu alırız. Biz 100 koyun da ben buradan tatil ediyorum. Hmm. E, sizin harcınızda. 250 kuzuyu biz yetiştiririz. Bize 2 bin lira, 100 koyuna 2 bin lira destek vereceğine, bugün e, devletin kurumları var. Hmm. Yemlik, e, hmm. buğday alıyor mesela ofis. Hmm. Efendim, yağlı tohumlar var. E, buradan çıkan küspeleri, biz yani yem de da istemiyoruz. Hmm. Küspeleri bir yüz üreticiyle denesinler. Üretimi artıyor mu, artmıyor mu? Yani biz kendi içimizde bu sıkıntıları artık çözmemiz lazım. Yani bu sürekli ithal Aynen. İnşallah gelmesi gerekiyor Her şeyi yani kendi içimizde <laughs> zaten çözebilecek kapasitemiz var diye. Yani evet. Yani biz bunu başarırız. Öyle inanıyorum. Üreticilerin de biraz daha bu konuda özverili olmaları, Hı. ne yaptığını bilmesi, araştırmacı yön olması, bakış açısını artık değiştirmesi gerekiyor. Biz bu sıkıntıları Artık aşmamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah e, bu konuda birazcık da olsa mesaj vermişizdir diyelim. Umarım inşallah. Süremiz yetmedi her zamanki gibi. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ee, ederim. Davet ettiniz. Değerli izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir bilgi reperine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çiftçi TV'de kalın.